Merhaba, ben Orhan Şef. Bugün sizlere çok basit, pratik ama çok da lezzetli bir tarifim var. Evde en güzel şekilde sucuklu ve kaşarlı tost nasıl yapılır? Bu tarife bayılacaksınız. Bu videomda sadece tost tarifi vermiyorum. Hem tost nasıl yapılır hem de döküm tost makinesi nasıl kullanılır, nasıl temizlenir, onları da göreceğiz. Ve tostun en güzel hali işte bu videoda. Dışı çıtır, içi pamuk gibi bir tost tarifi sizi bekliyor. Görüyorsunuz kaşarın kıvamı tam kıvamında. Sucuğun pişkinliği çok güzel. Önden sucuğu pişiriyoruz ve nasıl pişiriyoruz? Hem tost makinemiz kirlenmeden hem de o sucuğun yağı dışarı akmadan nasıl pişiriyoruz onu da göreceksiniz. Bu tarife bayılacaksınız. Hem pratik hem lezzetli. Şimdi bunu yapmana geçiyoruz. Şimdi tost için ekmeğimizi keseceğiz. Yarım ekmekten tost yapacağız. Evet, şimdi ekmeğimizi görüyorsunuz, çok kalın bir ekmek. Şimdi bu tostu yaptığımızda yarım ekmekte bayağı bir ekmek yiyoruz. O yüzden ben ne yapıyorum? Hemen şu üst kısmını alıyorum. Şöyle bakın, şu fazla ekmeği aldık. Bunun hiç bize bir faydası yok. Bunu hemen kenara alıyoruz. Ve şu kalınlık zaten bizim tostumuz için gayet yeterli bir kalınlık. Hemen tam ortadan ikiye. Tekrardan kesiyoruz. Ve tam ideal incelikte tost ekmeklerimiz görüyorsunuz hazır oluyor. Şimdi hemen sucuklarımız ve kaşarımızı da doğrayarak devam edelim. Bundan önce bir sürü kestim konuştum ama videoyu başlatmamışım. Neyse. Evet, sucuklarımızı da şöyle bıçak sırtı kalınlığında kesiyoruz. Bu kalınlık tam ideal oluyor. Sucuk işte pişerken de kurumuyor. Hafiften böyle sulu kalıyor ve güzel bir sucuk oluyor. Evet, şimdi sucuklarımız da hazır olduğuna göre kaşarlarımızla devam edebiliriz. Kaşarlarımızı da aynı şekilde bıçak sırtı kalınlığında kesersek tam içinde ideal kıvamda erir ve içinde güzel bir şekilde kalır. Evet, makinemizi ısıttıktan sonra şimdi ekmeğimizi koyuyoruz. Sonra sucuklarımızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde sucukları önden bir pişireceğiz. Kaşarlarımızı sonra koyacağız. Ve bu şekilde ne olacak? Hem sucuklarımız önden güzel pişmiş olacak. Tostun içinde çiğ kalmayacak. Şöyle tamamen dolduralım. Evet. Şimdi bu şekilde yaptığımızda hem sucuğun yağı, piştiğinde yağı ne olacak? Ekmeğe akacak. Ekmek, yağ ekmekte kalacak. Yani tost makinemizi kirletmeyecek. Böyle alta doğru yağ akmayacak. Hem de sucuğumuz güzelce pişmiş olacak içinde. Ve lezzetli bir sucuk tadı alacağız tostun içinde. O yüzden ekmeğimizi tavanını koyduk. Sucuklarımızı yerleştirdik. Ve şimdi de sucuklarımızı şöyle üst ızgarada pişireceğiz. Evet. Şimdi tost makinemizi kapatıyoruz ve sucuklarımızı pişiriyoruz. Evet. Duyuyorsunuz cızırtıları. İşte bu. İşte bu ses senfoni gibi. Evet, şimdi kaldırıyorum. 2 dakika bakın. 2 dakika pişirdik. Mesela tostunuz böyle kaldırırken yapışırsa şöyle bıçakla böyle tam kaldırmadan şu şekilde indirebilirsiniz ve bu şekilde alırsınız. Döküm de bazen yapışma olabiliyor ama döküm en sağlıklısı. Bakın hiç yağ şekilde yağ akmadı. Akarsa da çok azalır. Hafiften akar, o kadar. Evet, gördüğünüz gibi sucuğun yağları da su ekmekte kaldı ve o lezzetli yağ da bir yere gitmedi. Şimdi kaşarımızı koyuyoruz. Kaşarlarımızı şöyle diziyoruz. Bunu da yapboz yapar gibi şöyle kenarlarını falan alıyoruz. Bakın şöyle. Ben böyle yapıyorum yani. Çok da güzel oluyor. Evet, şöyle. Her tarafını doldurduk. Evet, kaşarlarımızı da koyduktan sonra ekmeğimizin üst kısmını da yerleştiriyoruz. Nasıldı? Nerede öyleymişti? Ekmeğimizin üst kısmını da yerleştiriyoruz ve bakın bu şekilde, hani bu üst kısmı da sucuk yağı olmuştu. Ve ne oluyor? Bu üst kısmı da ekmeğin üstüyle birleşiyor. Evet, şimdi böyle de bir 2 dakika. Bakın sucuklarımızı 2 dakika pişirmiştik. Bunu da 2 dakika pişireceğiz. Evet, cızırtılar duyuyoruz. Bakalım. Çok hafiften daha üstü kızarmasını istiyoruz. O şekilde yaparsak daha güzel olur. Evet. Çok da bekletirse böyle kaşarlar erir, dışarı akar. Onu da istemiyoruz. Kaşarlar içinde kalacak. Hafif böyle yumuşak olacak. Evet, hemen bir yarım dakika, bir dakika daha pişirdik mi işlemimiz tamam. Evet, kaşar sesleri çoğaldı. Evet, şimdi hemen kaldırabiliriz. Görüyorsunuz. Bakın üstü
çıtırlaştı. Arkadan kaşarlar erimeye başladı. Evet, şimdi tostumuz hazır oldu. Bu arada tostumuzu bu kademede 6 kademeli bu. 5. kademede pişirdik. En ideal kısım bu. Bakın şu arkası da gayet güzel. Gayet çıtır bir tost var. Şimdi bunu kapatıp hemen yağlıyoruz. Evet, tostunu da yağlarken mutlaka şöyle piştikten sonra yağlayın. Yağımı kesinlikle tost makinesine, yağınızı kesinlikle tost makinesine sürmeyin. Çünkü o zaman yağ yanıyor. Tereyağı biliyorsunuz kolayca yandığı için. Yağ yanıyor ve hem makinenizi pisletiyor hem de sağlıksız bir ürün oluyor. Ama bu şekilde oldu mu hem tereyağının mis gibi kokusunu alıyorsunuz tosta yerken hem de sağlıklı bir şekilde tüketmiş oluyorsunuz tereyağını. Evet, bakın sürdük, pasparlak oldu. İnanın şu sürdüğünüz yağ bile tost inanılmaz lezzet, o kadar çok lezzet veriyor ki. Sonradan sürdüğünüz yağ. Eğer bunu önden atsaydık yağımız yanacaktı, siyah olacaktı, koku olacaktı, duman olacaktı. Ama bu şekilde hem lezzetli hem sağlıklı bir ürün tüketmiş olacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi çıtır tostumuz hazır. İsterseniz bir de keselim şöyle içini görelim. Evet, bugün bende bir şey var, yine çekerken keserken kesmeyi unutmuşum. Bir de şöyle keselim tostumuzu. Çıtırımızı öyle duyalım bari. Evet, gayet güzel. Nefis bir tost sizi bekliyor. Evet, geliyorsunuz. İşte bu. Evet, tost makinemizi nasıl temizliyoruz? Gördüğünüz gibi içte yağ lekesi falan bir şey kalmadı. Güzel pişirdiğimiz için. Sadece ufak bir yağ lekeleri kalıyor. Onları da şöyle peçeteyle tost makinesi sıcakken temizliyoruz. Kesinlikle döküm tost makinesine su, deterjan vurmuyoruz. Bu şekilde silerek bırakıyoruz. Hafif de yağlı kalması, şu hafif yağlı kalması da neyi sağlıyor? Dökümümüzün paslanmasını engelliyor. O yüzden hafiften de yağlı kalması bizim işimize geliyor. Evet, gördüğünüz gibi bakın hiç ortalıkta pislik yok. Biraz da şurayı böyle aldığımızda tost makinemiz gayet temiz bir şekilde karşınızda. İşte döküm kullanmanın hem sağlıklı hem de bu şekilde pratik bir yolu, ama tabi doğru kullanırsanız buna su vurduğunuzda direkt paslanır. O yüzden hiçbir zaman su vurmayacaksınız. Zaten üstünde de yazıyor. Suyla yıkamayın, suyla temastan kaçının diye. Evet, işte buydu, bu kadar. Hem temizlik açısını gösterdik hem de tostu gösterdik. Evet, tostumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi işte bütün püf noktasıyla tost yapımı buradaydı. Şimdi tadına bakalım. Çıtırı da duydunuz. Nefis bir tost sizi bekliyor. Tostun en güzel haliyle karşınızdaydık. Afiyet olsun. En pratik tarifler sizinle olsun.